Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte hemen şu elimde görmüş olduğunuz Honor Magic Watch 2'nin kadranlarının, yani ekran o saat kadranlarının nasıl değiştirilebildiğini anlatıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde biz bu ürünün bir kutu açılım videosunu yapmıştık. Sizden de büyük ilgi gören bir akıllı saat olmuştu Honor Magic Watch 2. Belki bilmeyenler vardır, bu saat aslında Huawei Watch GT 2'nin birebir aynısı. Çok ufak tefek bazı böyle görsel farklılıkları var tasarım anlamında. Onun dışında sunduğu özellikler Huawei Watch GT 2 ile birebir aynı. Aynen o saatte olduğu gibi bu saatin de kadranlarını değiştirebiliyoruz. Watch Faces diye geçiyor İngilizce'de. Türkçe'de biz bunlara kadran diyoruz. İki farklı yöntem var. Bir tanesi saatin üzerinden değiştirebiliyoruz. Bir tanesi de yeni kadranları ekleme, çıkarma veya çok daha farklı seçenekleri görmek için Huawei'nin Health, yani sağlık uygulamasını kullanabiliyoruz. Şimdi gelin önce saatin üzerinden nasıl yaptığımızı anlatalım. Daha sonra da sağlık uygulaması üzerinden kadranları nasıl değiştireceğini anlatacağız. Honor Magic Watch 2'nin kadranını değiştirmek için yapmamız gereken şey çok basit. İlk önce az önce de söylediğim gibi saatin üzerinden bu işlemi nasıl yapabileceğimizi anlatıyoruz. Düğmeye bastık, kadranımızı gördük, basılı tutuyoruz birkaç saniye boyunca ve sonra elimizi bırakıyoruz. Şu anda kadranların hangisinin değiştirebileceğimizi gördüğümüz bir ekrana ulaşmış olduk. Tabii bunu bir süre beklerseniz tekrar kapanıyor, onu da söylemiş olalım. Şimdi geldikten sonra burada mesela X kadranımız var. Speedometer kadranımız var. İsimleri yazıyor zaten. Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. Klasik kadranımız var. Explorer kadranımız var. Blue Light kadranımız var. Aerobic Music kadranımız var. Bing Square diye bir kadranımız var. Black Simple var. Bir tane atladık. Stereo var. Ve Resilient var. Bu tarafa doğru da baktığımızda farklı kadranlar da göreceğiz şimdi muhtemelen. Evet, geçiyoruz. Christmas 454 var. Tabi bunlar bizim bir kısmı yüklediklerimiz. 24 Hour Time var, Mechanical var, Van var, Çelik var, Geo var, Hareketli var, Sahne ışıkları var, İlginç var, Yakın Çekim var, Pervane var, Temel Değerler var, Sade var, Galeri var. Bunu şimdi söyleyeceğim detaylarını birazdan. Keşif var. Bu arada belki fark ettiniz, belki de fark etmediniz ama bazı kadranlarda bir altta böyle bir menü çıkıyor. Şimdi burada bir tane öyle bir kadran bulayım sizin için. Şurada görüyorsunuz mesela hareketli de. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu kadranlarda dünya saati de var. O dünya saatini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani mesela burada Yeni Zelanda diyor. İşte doğu tarih çizgisi diyor. Ne bileyim işte başka türlü Avustralya doğu standardı var. Mesela bunu seçtiğiniz zaman ikinci bir saat gösteriyor. Burada o ikinci saatte seçtiğiniz ülkenin ve saat diliminin saati olmuş oluyor. İşte Honor Magic Watch 2'nin saat üzerinden kadranları bu şekilde değiştirebiliyoruz. İstediğiniz kadranı atayabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Birkaç saniyelik bir işlem çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Honor Magic Watch 2'nin sağlık uygulaması üzerinden kadranlarının nasıl değiştirilebileceğini anlatıyoruz. Bu işlemi yapmadan önce sağlık uygulaması ile akıllı saatinizin eşleştirilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Biz bu işlemi yapmıştık, eşleştirmeyi. Eşleştirmeyi yaptıktan sonra biraz sonra anlatacağımız özelliği hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sağlık uygulamamızı açıyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz açık. Cihazlar bölümüne geliyoruz. Burada görüyorsunuz Honor Magic Watch 2'yi görüyoruz şu anda bağlandığını. %39 pili varmış. Hemen öne çıkanlarda saat kadranları var. İsterseniz buraya tıklayabiliyorsunuz. İsterseniz de buradan da yapabilirsiniz. İkisini de gösterelim. Buraya tıkladığımız zaman doğrudan doğruya kadranları görüyoruz. Şimdi burada iki bir sekmeli bir alan söz konusu. Önerilenler var. Yani bunları yükleyebiliyoruz istersek. Burada onlarca farklı seçenek var. Şu an görüyorsunuz. Aşağı doğru indiriyorum farklı farklı kadranları. Yüklenmiş olanlar zaten burada yüklendi diye gösteriyor sizin saatinize.
Ama yeni gelmiştir, yüklenmemiştir henüz. Bunları da buradan yükleyebiliyorsunuz. Bir tanesini yükleyelim. Mesela Color Flow diye bir saat kadranımız var. Yükle diyoruz. Şu an yükleniyor. Birkaç saniye sürüyor bu arada. Şu anda hemen kadranın değiştiğini gördünüz. Bir tane daha deneyelim. Black and White'ı deneyelim. Yükle diyoruz. Ve şu anda Black and White da gelmiş oldu. Bir de şunu yapalım. MB12 diye bir başka kadran var. O da bayağı havalı görünüyor. Şu anda gördüğünüz gibi anında gelmiş oldu. Bugüne kadar saatte yüklü olan kadranları ise sahip olduklarım kısmından görebiliyorsunuz. Bu arada bir özellik daha var, onu da söyleyelim. Bunu çok yerde bulamayacağınız bir bilgi bu. İsterseniz aynı zamanda kendi telefonunuzdaki bir fotoğrafı da kadran olarak atayabiliyorsunuz. Ama tabii bunlar normal kadran kadar kabiliyetli değil. Sadece bir saat gösteriyor ve işte zamanı gösterebiliyor. Onun dışında hani böyle kalp atışını da göstersin falan filan gibi özellikleri yok. Ama herhangi bir fotoğrafınızı atayabiliyorsunuz. Bunun için sahip olduklarım bölümüne gelip galeriye tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada daha önce yaptığınız kadranları şu anda ekranımda görüyorsunuz. Mesela burada farklı farklı bir tane deneyelim. Seçelim şuradan. Artıya tıkladığımız zaman hemen ekranda görüyorsunuz. Artıya tıkladık. Karşıdan yükle. İsterseniz bir fotoğraf çekebilirsiniz. İsterseniz galeriden, yani var olan fotoğraflardan seçebilirsiniz. Diyelim ki galerimizden bir tane fotoğraf seçelim. Şöyle bir kedi fotoğrafımız var. Ben bunu beğenmiştim. Bunu seçiyorum. Tamam dedim. Tabii dairesel olması gerekiyor. Takdir edersiniz ki biraz küçültelim. Şöyle yaptık. Şu şekilde. Tamam diyelim. Tamam dediğimiz zaman bunun stilini de ayarlayabiliyoruz. Stiller farklı farklı stiller var. Mesela saat yukarıda yazıyor. Saatin rengi farklı. Şöyle bir fontu farklı. Burada da farklı bir renk ve burada da farklı bir renk. Düzeni de buradan ayarlayabiliyoruz. İsterseniz yukarıda çıkabiliyor, isterseniz aşağıda çıkabiliyor. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Arka plan dedik. Mesela burada farklı farklı şeyler var. Şimdi kaydet diyoruz. Bakın şimdi. Bu arada galeriden birden fazla kadran yüklerseniz her saati açtığınızda farklı bir kadran görüyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela şu anda bunu görüyorsunuz. Kapatalım. Şu an başka bir tane geldi. Ekranda görüyorsunuz. Bir daha kapatalım. Biraz sonra yine değişiyor. Yani ekran karardı, tekrar açıldığında farklı bir kadran geliyor. Bakın mesela şu anda geldi buraya. İşte şu an yine değişti. Bugüne kadar yüklediğiniz bütün kadranlar burada sırayla her saati açtığınızda, aktif ettiğinizde, ekranını aktif ettiğinizde değişiyor. İsterseniz buradan beğenmediğiniz varsa da silebilirsiniz. Bunları kenara tıkladığınız zaman şu anda gitti, silinmiş oldu mesela. Tekrar artı dediğinizde istediğiniz bir fotoğrafı veya bir fotoğraf çekip onu kendi saatinizin kadranını yapabiliyorsunuz. Ama az önce de bahsettiğim gibi bunlar çok başarılı değil. Kaydetmeyelim mesela, kalsın. Yani sadece saati gösteriyor, o anki durumu gösteriyor. Hatta şöyle bir detay da göstermiş olayım sizlere. Şu anda görüyorsunuz sadece saati gösteriyor. Geri geldiğinizde ekran açılıp kapandığında başka bir kadrana geçiyor. Daha önce seçmiş olduğunuz. Çok kabiliyetli değil ama yine de istediğiniz fotoğrafı bir şekilde kadrana atamış oluyorsunuz. Arkadaşlar, bu videoda sizlere Honor Magic Watch 2'nin kadranlarının nasıl değiştirilebildiğini anlattık. Bu videoda anlattığımız bu özelliklerin tamamının Huawei Watch GT 2 için de geçerli olduğunu belirtelim. Yani onda da kadranı burada anlattığımız şekilde değiştirebilirsiniz. Herhangi bir farkı yok. Birebir aynı saat olduğunu söylemiştik. Sadece görsel olarak tasarımda ufak tefek farklılıklar olduğunu belirtelim. Honor Magic Watch 2 ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Anlatmayı unuttuğumuz ya da şöyle bir özelliği var mı ya da şunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altına yazın. Biz de elimizden geldiği kadar yanıtlayalım. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.